niye önlem alınmıyor? Her depremden, özellikle 6 Şubat'tan sonra hepimizin sorduğu soru bu. Niye ülkemizde hep aynı şey yaşanıyor? Ama doğal afetlerde halkın kaderine terk edilmesi sadece Türkiye'de yaşanmıyor. Bugünlerde aynı şey dünyanın en güçlü ülkesinde yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri kendi halkını kurtarmak yerine dünya halklarını öldürmeyi seçiyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde zaman zaman doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor. Deprem, orman yangınları, aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar. Ne zaman olacağını bilemediğimiz, ancak önlemlerle bir afete dönüşmemesini sağlayabileceğimiz doğa olayları. Tropikal iklim kuşağındaki ülkelerde ise sık rastlanan, olacağı günler öncesinden neredeyse saatine kadar verilen, olduğunda ise tabiri caizse taş taş üstünde bırakmayan bir başka doğal afet var. Kasırga. Kasırga ya da tropikal siklon, büyük çaplı ve çok şiddetli, saatte 118 kilometreden fazla hızla ve dönerek esen tropik rüzgarlar. Kasırgalar, suların ılık, havanın nemli olduğu ve birleşen ekvator rüzgarlarının bulunduğu tropik bölgelerde oluyor. 2005'te gerçekleşen ve 1800 kişinin yaşamını yitirdiği Katrina kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en ölümcül kasırgası olmuştu. Aynı yıl Atlantik'te yıkıcı boyutlara varan 9 kasırga yaşanmıştı. Yakın geçmişte 2017 yılındaki Irma ve Maria kasırgaları, 2022 yılındaki Ian kasırgası gibi birçok kasırgada ülkede can ve mal kaybına yol açtı. Bu yıl da ABD 26 Eylül'den bu yana üst üste gelen güçlü kasırgaların etkisi altında. 26 Eylül'de Kuzey Carolina'da meydana gelen Helene kasırgası sonucunda eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı 230 kişiyi geçti. Geçtiğimiz gün 100 yılın kasırgası olarak nitelenen Milton, Florida'nın batısındaki sahil kesiminden kategori 3 seviyesinde karaya çıktı. Rüzgarın hızının saatte 205 km olduğu belirtildi. Milton nedeniyle Florida'da çok sayıda hortum meydana geldi, en az 125 ev ciddi hasar aldı ve 16 kişi kasırga nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık 11 milyon kişinin halen seller ve nehir taşkınları nedeniyle risk altında olduğu uyarıları yapılıyor. Binlerce kişi evlerini terk ederken milyonlarca nüfuslu Florida eyaletinde birçok aile barınma ve ulaşım desteği sağlanmadığı ve nereye gideceklerini bilmedikleri için evlerinde kalmak zorunda kaldı. Peki ABD yönetimi önlem almak için ne yapıyor? Bu yıl oldukça aktif geçeceği öngörülen Atlantik kasırga sezonunun başlamasının ardından ABD hükümetinin afetle mücadele için yeterli kaynakları ayırmaması, merkezi planlama ve sosyal harcamalara ayrılması gereken kaynakların emperyalist saldırı planlarına ayrılması eleştirilerin odağında. Milton kasırgası nedeniyle Almanya ve Angola seyahatlerini iptal eden ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Florida valisine ve Tampa Belediye Başkanı'na bölgeyi derhal tahliye etmelerini, tahliyelerin şimdiye dek yapılmış olması gerektiğini söylemişti. Afet bölgesine giden Başkan Yardımcısı Kamala Harris, her aileye $750 yardım yapılacağını açıkladı. Halk, Ukrayna ve İsrail'e milyarlarca dolarlık yardım yapan ABD'nin kendi vatandaşına layık gördüğü yardıma tepki gösterdi. Brown Üniversitesi'nin Savaşın Maliyetleri Projesi kapsamında hazırladığı rapora göre, ABD, Gazze'deki saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 17,9 milyar dolar tutarında askeri yardım yaptı. ABD, bu dönemde İsrail'le birlikte Orta Doğu'daki saldırı planlarına toplam 22,7 milyar dolar harcadı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre'in önceki gün yapılan basın toplantısında gazetecilerle girdiği hararetli tartışmalar gündem oldu. Basın Sekreteri Karine, kasırgadan etkilenen bölgelere yapılacak yardımlar için kongrenin toplanmasının beklenmesi gerekiyorken, söz konusu Orta Doğu'daki savaşı finanse etmek olduğunda, kongre onayı beklenmeden para gönderiliyor olması hatırlatıldı. The administration has money to send to Lebanon without Congress coming back. But Congress does have to come back to approve money to send to people in North Carolina. Do I have that right? Here's what I'm going to be very clear about. The president and the vice president has had a robust whole of government
response to this. Hundreds of millions of dollars. I said it at the top, more than $200 million that we have directly put towards survivors here. Amerika Birleşik Devletleri yurttaşlarını öngörülebilir olduğu halde Orta Doğu'daki savaşa ayırdığı kadar bütçe ayırmadığı ve merkezi planlama yapılmadığı için felakete dönüşen bir doğal afetle baş başa bırakıyor. Öte yandan Karayipler bölgesinin özgün coğrafi ve meteorolojik koşulları nedeniyle çeşitli büyüklüklerde kasırgalara maruz kalan, ABD ablukası altında yaşamaya çalışan sosyalist Küba'da ise kasırgalar çok az zararla atlatılıyor. ABD tarihindeki en büyük kasırgalardan biri 2005 yılında yaşanan Katrina kasırgasıydı. Ardından büyük bir yıkımı bırakan Katrina kasırgası, Ağustos 2005'te özellikle Körfez kıyısındaki New Orleans kentinin büyük bir bölümünü tahrip etti. Bazı yerleşim bölgelerini haritadan sildi. New Orleans'ın %80'ini sel basarken elektriğin uzun süre verilemediği kentte on binlerce kişi günlerce kurtarılmayı bekledi. Sosyalist Küba'nın COVID-19 pandemisi döneminde adından sıkça söz ettiren uluslararası sağlık tugayları olan Henry Reeve Tugayı da bu kasırganın ardından kurulmuştu. Henry Reeve Tugayı, Katrina kasırgasının ABD'de New Orleans kentini vurmasının hemen sonrasında 19 Eylül 2005'te İlk etapta 12 binden fazla Kübalı sağlık profesyonelinden oluşturuldu. Ancak ABD hükümeti Küba'nın yardımını almayı reddetmişti. Emperyalistlerin siyasi çıkarları eskiden beri insanların canından daha kıymetli.